Merhaba arkadaşlar, yeni videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün konumuz aşı. İki tane seçeneğimiz vardı. Ben de BioNTech seçtim. Şimdi randevumu cuma günü aldım. Telefonda aldım. Bir tane uygulama var, oradan indirip bilgilerinizi giriyorsunuz. Ondan sonra oradan da artık en yakın bölgeyi seçiyorsunuz. Yani en yakın hastaneye, sağlık ocağı ya da devlet hastanesi gibi seçebilirsiniz ya da özel hastane gibi kurumları seçebiliyorsunuz. Hangi gün ve hangi saat istiyorsunuz? Ona göre randevunuzu alıyorsunuz. Ben de cuma günü eşim yardımı ile girip bilgilerimi doldurdum ve baktım ki en yakın zamanımız 7 Eylül'dü. Şimdi de bugün salı günü. Zaten hemen gideceğim. Çünkü saat 1.50'de randevumuz. Şöyle göstereyim. Şu şekilde görünüyor mu? 7 Eylül 1.50'de orada olmam gerekiyor. Onun öncesinde zaten bir tane şey veriyorlar size. Doldurmak için formu dolduruyorsunuz. İşte adresiniz falan filan. Beraber zaten inceleyeceğiz. Gideceğiz, bakacağız şimdi. Hemen, çünkü zamanım yok. 15 dakikam var, oraya kadar yürüyeyim. Geç kalmayayım tabii ki de. Neyse arkadaşlar, ben çantamı zaten hazırladım. Hemen her şeyim hazır. Maskemi falan aldım. Orada görüşüyoruz. Aşıyı yaptık. Bekliyoruz şu an 15 dakika. Vurduktan sonra bekliyoruz. Az bir sağlık. Şurada başına doldurduğumuz kıyaklar. Doldurduk formu. İçeride bekliyorsunuz sıra. Ondan sonra onlar isimleri de çağırıyorlar. Yeni günde merhabalar arkadaşlar. Bugün günlerde 2 Ekim. İkinci aşımız için geldik. Nereye geldik şimdi göstereceğim. Bu sefer Medikana'yı seçtik. İlk aşım zaten Medilife'deydi. Gel geçelim birinci. Geç kaldık. Hem yağmur yağıyor. Saat 2'de randevumuz vardı. Oğlumla geldim zaten. Bu sefer yalnız gelmedi. Kendisi de görünmüyor. İnce gibi oldu. Neyse. Dur bakalım ne olacak. Bekliyoruz sıraya. 6. kişiymişim ben. Biraz önce problem yaşadım zaten. Siz BioNTech mi? Evet. Gelin şöyle. Hadi işlem devam ediyoruz. Tamam, ben devam ediyorum. Ben devam ediyorum. Bu bir sorun yok değil mi? Çekiyoruz. Yok, sıkıntı yok. Tamam. Diye bir olay. Alayım. Bir olacak değil mi? Evet. Derin nefes. Bir gün banyo yapmak yok. Yarım saat hastanede bekliyoruz. Ağrı, ateş olursa parol ya da minoset içebilirsiniz. Tamam? Tamam. Teşekkür ederim. Eve geldik. Arabayı daha yeni park ettim. Ama gördüğünüz gibi o kadar yağmur yok ki. Telefon ıslandı. Neyse, yukarı görüşürüz. Evet, biz artık eve geldim. Bir de bugün aşırı yağmurlu. Normalde yürüyle gidecektik.
Yani buradan hastaneye çok yakın. Bir 10 dakikada yürüyüş mesafede. Ama yağmur yağdığı için arabayla gittim. Orada park etmeye yer bulana kadar bir baktık saat 2 geçiyor. Randevum tam 2'deydi. Olsun yerinde yetiştim 6. kişi olarak. Dozumu vurdular. BioNTech aşısı. O da 2. dozum artık. İlk dozumda neler yaşadım onu çekmedim. Zaten en son çektiğimi hastanedeyken aşı olurken orada çekmiştim. Yani ne geçirdim onu söyleyeyim size. İlk zamanımı, ilk vurulduğu zaman aşım. O zaman böyle halsizlik vardı ilk dozdan. Böyle bir aşı olurken acıma falan hissetmedim. Hiçbir acısı yoktu. Hiçbir şey hissetmedim. Ama orada zaten 20-25 dakika falan beklemiştim. Oradan eve gelene kadar, bir de hava çünkü o zaman sıcaktı. Ben gelene kadar böyle halsiz falan olmuştum. Gene de yürürek gitmiştim zaten orada da. Orada da yakın hastane. Diğer hastane de Medikan'a da çok yakın. Ondan sonra oraya eve geldiğimde böyle bir halsizlik vardı. Bir 3-4 saat sonra artık bir kol ağrısı olmaya başladı. Yani yukarı doğru böyle kaldıramıyordum kolumu. Komple şurası omuzum acıyordu. Ondan sonra böyle baş ağrısı falan oldu. Baş ağrısı olunca da direkt ağrı kesici aldım. Normalde ağrı kesicisi kullanacaktım ama böyle ateş falan olursa diye kullanacaktım. Ama baş ağrısı, diş ağrısına dayanamıyorum. O yüzden bir ağrı kesicisi kullandım. Yoksa el ağrısı, işte kasların ağrısı dayanacağım yani o ağrıyı. Çünkü o böyle bir ağrı olmuyor çok fazla. Böyle sizin hiç böyle dayanacak gibi ağrı değil. Ama baş ağrısı, işte diş ağrısı olunca yani ben içiyorum kesinlikle ağrı kesicisi. Neyse bir tane hap almıştım. Yattım biraz uyudum çünkü böyle halsiz falan olunca. Yoksa ateş, kusma vesaire öyle şeyleri hiç yaşamadım. Bir sadece kolum mu acıyordu bir gün boyunca. Ertesi güne kadar. Ondan sonra kolum yani kolum diyeyim omuzdan bele kadar şurası. Bir ağrım vardı. Ondan sonra ayak ağrımaya başladı. Sol taraf, sol bacağım acıyordu. O da gene böyle kasları aşağı kadar arıyordu. Ondan sonra başka ne vardı? Baş ağrısı dedim. Böyle bir soğuk algınlığı aldığınızda böyle nasıl oluyorsunuz? O şekilde oldum. Gene böyle halsiz, hiçbir şey yapmak istemiyordum. Acı olarak böyle bir şey geçirdim yani. Ondan sonra böyle bir midem acımaya başladı bu sefer. Üçüncü günde artık mide ağrısı oldu. Ondan sonra başka ne oldu? İşte başka bir şey olmadı yani. Mide ağrısı oldu. Böyle midemin yani ciğerlerimin alt kısmında işte mideyle olduğu bölgede öyle bir ağrım falan olmuştu. Şimdi ikinci aşımda da şu anda elim acımıyor. Yani yarım saat bekledim ben hastanede. Zaten dediler yarım saat bekleyin. Yarım saat durduk. Şimdi bir ağrı falan yok daha. Daha yeni olduğu için ağrı falan hissetmiyorum. Halsizlik desem yok şu anda. Baş ağrısı falan hiçbir şeyim yok. İnşallah olmaz. 2-3 saat sonra belli olacak zaten. Bakalım. Bugün çekmezsem yani yarın veya 3. günü. 3. günden sonra onu da ekleyeceğim burada. Bakalım 2. aşıda çünkü bazıları da mesela 1. aşıda hiçbir şey hissetmiyorlar. Yani ağrısızlığı falan yok. Ama 2. aşıda daha kötü oluyorlar. Veya ilk aşıda kötü oluyorlar. İkincisi de olmuyorlar. Bilmiyorum. Bakalım. Birincisinde zaten 3 gün boyunca böyle ağrılarım falan oldu. Baş ağrısı gibi işte dediğim gibi mide ağrısı oldu. Ondan sonra kaslarım sol tarafındaki komple el ve ayak ağrılarım vardı. Başka bir şey yoktu zaten. Bakalım şu ikinci aşıda ne olacağını yarın değil öbür günde kamera açacağım. Ondan sonra ben zaten böyle bir not alıyorum yani bir yerde yazıyorum. Şöyle oldu böyle oldu falan filan gibilerini. Neyse siz de aşı olmadıysanız mutlaka olun. Ama
tercihim BioNTech yapın. Çünkü iki aşıdan da kurtuluyorsunuz. Yoksa diğerinde yaparsanız iki ondan bir tane de gene BioNTech istiyorlar. Siz de BioNTech yaparsanız daha iyi olursunuz. Ama herkese değişik, çünkü benim de alerjim var. Benim de böyle bahar alerjimsi mesela oluyor. Kuru öksürük oluyor ciğerlerimde. Böyle bir kuru öksürük falan da olmadı. Yani bilmiyorum. Biliyorsunuz ki ben 4 ay, yani 4. ayda biz korona geçirdik. O zaman böyle bağlı zencefil zerdeçal kırışımını yapıyordum. Onu kullandık bayağı bir. Ondan sonra biz Bulgaristan'a gitmiştik. İşte korona geçtikten sonra ki zamana gittik. Ve yani annem orada da şey yaptı. Doğal zencefille bir kırışım yaptı. Hemen öksürüm kesti. Yoksa öksürük daha devam ediyordu. Sadece 5-6 gün içinde öksürüm gitti. Onu da çok mutluyum. Onu da bir kere paylaşırım sizinle, o tarifi de. Onu da kullanabilirsiniz. Sadece 3 malzemeyle çok güzel, etkili bir çözüm yani öksürüğe. O yüzden şimdilik 3 gün sonra görüşürüz. Bay bay. Şimdilik bay bay. Kapatmayın. Biraz sonra devam edeceğiz. Yeni günden merhaba arkadaşlar. 3 günü geriye bıraktık. Şimdi ne hissettiğimi onu söyleyeceğim size. Veya yan etkisi oldu mu olmadı mı? Tabii ki de olmadı. İlki gibi yoktu ağrım sızım. Bir tek kolumda vardı. Vurulduğu yeri sadece böyle hafiften böyle kaldırdığın zaman acıyordu. Ve sadece şişkinlik oldu. Ve kolumuzu sanki bir yerde çarpmış gibi bir ağrı oldu. Başka hiçbir şey olmadı yani. Ni ayağım ağrısı, ni midem, ni böyle halsizlik, bir şey yaşayayım yoktu. Bu sefer gerçekten iyi geçti. Çünkü ben ilk gittiğimde böyle duyduğum kadarıyla böyle bir korktum yani. İşte oran ağrıyacak, işte böyle olacak, şöyle olacak falan filan gibilerini. Zaten herhalde psikolojik olarak kendime konsantre vermişim yani, ağrım sızım olacak diye. Bence herhalde ondan oldu. İkincisi de rahattım. Çünkü ilki o kadar ağır olmadığı için dedim ha, ikinci de hiçbir şey olmaz falan dedim. Gerçekten bu sefer yani psikolojik olarak kendime odaklandığım için artık ağrım sızım olmayacak diye herhalde diye düşünüyorum. Hiçbir şey olmadı. Sanki hiç böyle kafamdan direkt sildim yani aşı olduğumu. Ve hiçbir şey yapmadım kendimi. Ama bol su tükettim. Onun yanında işte meyve, sebze falan tükettim. Daha sağlıklı beslenmeye çalıştım. Yani 2-3 gündür. Belki onun öncesinde de aynı şekilde. Yani şu anda iyiyim. İki de yaptırdım diyorum. Bazı kişilere korkuyor ama... Yani bu artık yapın edin demeyeceğim. Bu herkes kendi kararını kendi verecek tabii ki de. Zorlama morlama yok. Ama olursanız daha iyi olur sizin için. Sonuçta ben de koronayı geçirdim. Bunda evde nasıl, neler kullandığımızı eşimle, ne yedik, ne içtik, ilaç olarak ne tükettik... Ayrıca isterseniz böyle video da yapabilirim. Hiç hastanelik de olmadık Allah'a şükür. Böyle tahtaya vurayım. Neyse arkadaşlar, bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi ve yorum yazmaya çok mutlu olurum. Siz neler yaptınız? İşte aşılarınızı oldunuz mu? Hangileri oldunuz? Ya da korona geçirdiyseniz neler yaptığınızı yazarsanız çok mutlu olurum. Bu da izleyenler için de bir örnek olur. Onları da görüp de bazı şeyleri belki uygularlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Sağlıkla kalın.